Herkese merhaba. Artık yavaş yavaş taşınma hazırlığı yapacağım. Şöyle büyükçe bir hurcumu yatağın üzerine aldım. Bizim çift kişilik yorganımız vardı. Onu yıkadım, oraya bıraktım. Ardından çocukların da tekli yorganları, bizim evi resim takımlarını vesaire bunları yıkadım. Güzelce katlayıp hurcun içerisine koyacağım. Evet, taşımak için henüz çok fazla vaktimiz var. Yalnız İşte ışıkları kaldırırken, diyelim ki küçülen kıyafetleri ayırmada, bunları şimdiden böyle ufak ufak kenara koyacağım. Zaten artık böyle yaz tamamen burada kendi gösterdiği sıcaklık tamamen geldiği için artık o ince yorganlara ihtiyaç olmayacak. Normal pike üzerimize örteceğimiz için madem yapmışken onları yıkadım, bir kenara koyacağım. Böylelikle hem o taşımanın telaşını ve ağırlığını da taşımamış olurum. Böyle normal işimi yaparken onları da kenara koymuş olurum. Şimdi bunları bir tanesini katladım. Diğerlerini de katlayıp hurcun içerisine koyacağım. Şimdi bunu böyle hurca koydum. Yorganı. Yalnız bu hurç biraz büyük geldi. Böyle gördüğünüz gibi. O zaman ben bunlara koymayayım. Benim almış olduğum bayağı bir hurç aldım. Hazırlık için zaten. Şöyle bir yorgan hurcum var. Efendim tatlım. Ay, onu yerim. Bunu annesinden ayırmış. Domatesi o da, onu söylüyorum. Ben seni yerim yerim. Bir dakika tatlım. Tut bakalım bunu. Şöyle bu mavi olan hurcun içerisine koyacağım. Zaten bu diğeri de bana lazım olur. Büyük hurç. Böyle büyük hurçlar daha zor bulunuyor. Bunda yatak hurcu yaparım. Benim döşeklerim de var. Onları da zaten bir güzel yıkayacağım, çırpacağım. Çok büyük olan iki tane var. Onları zaten böyle biraz hafifletmek adına ikiye böleceğim. Çünkü çok büyük olunca daha hantal oluyor. Kullanamıyorsunuz. Onun için ben şimdi bu hurçları değiştireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi yorganlarımı hurca koydum. Yalnız şu an net değil. Bir saniye. Tamam, şimdi netledi. Gördüğünüz gibi şöyle bu hurcu aldım. Bu hurç tam geldi. Böyle yorganlarımı koydum. Ama tertemiz yıkadım. Bakın gördüğünüz gibi. Hatta şu an telefondan biraz daha böyle gri gibi görünüyor ama bembeyaz. Tertemiz oldu. Nasıl yıkıyorum ben yorganlarımı? Toz tur sil kullanıyorum. Sanki sıvı çok fazla temizlemiyor gibi. Sıvıyı da biraz bırakıyorum tabii ki. Ardından makinem su alırken acı çamaşır suyunu birazcık bırakıyorum. Çok fazla bırakırsa tabii ki yıpranmasına neden olabiliriz. Bu şekilde yorganlarımı ve perdelerimi yıkıyorum. Tertemiz oluyor, bembeyaz oluyor. Tabii henüz hurcumda olmadığı için buradaki nevresimleri de güzel bir şekilde katlayıp koyacağım. Ütülemeyeceğim. Zaten nasıl olsa ütülesem de içinde beklediği zaman karışır. Bunları güzel bir şekilde eşimle beraber böyle güzelce katlarız. Ardından bunları da hurcun içerisine koyarım. Şunları böyle güzelce katladık, içerisine koyduk nevresimleri. Eşim gelip yardım etmedi. İşi vardı onun. Onun için 6 yaşındaki kızımla yaptık. Yoksa normalde böyle çeke çeke yaptığınız zaman da güzel yani. Güzel oluyor. Ütüsü fena olmuyor. Böyle bunları bıraktım. Hurcum da şöyle biraz daha fazla eşya alabilir. Artık buraları da bir şeyleri yıkadıktan sonra içerisine koyarım. Çarşafları da bıraktım. Şunun altında da böyle bizim şey var. Yaz kılıflarımız var. Onları da koydum. 5-6 tane dışarıda bıraktım. Onlar yeter yani bize. Arkadaşlar yakın bir zamanda burada diş cephe yapılacak. Onun için taşınmamıza henüz uzun bir zaman olmasına rağmen, çünkü diş cephenin yapılması 4-5 ayı bulur dediler. Biz de yaklaşık 2 ay sonra çıkacağımız için şimdiden ben hazırlıklara başladım. Bütün yataklarımı zaten bir kısmını yıkamıştım. Bu yorganlarımı da bugün böyle yüzünü çıkardım. Yorganları zaten pek kullanmadık. İki defa misafir gelince ya kullanılmış ya kullanılmamıştır. Tertemiz. Onların annem dedi ki yüzünü çıkar, makineye at. Onları böyle güneşte bir gün boyunca beklet. Ardından zaten şu anda makineye attım kılıflarını. Onlar çıkınca da onları da asacağım. Ondan sonra kurulandıktan sonra asacağım. Bu arada tabii ilk başta bütün bu pervazların hepsini
yıkadım, kuruladım güzelce. Ondan sonra astım. Bunlar böyle akşama kadar bekleyecekler. Günlük kıyafetlerinizi de astım. Böyle burada çamaşır asacağında. Şu cam mekanları tam olarak açamadım. Şimdi o esnada gelemeyince artık böyle yarım serdim. Belki bakalım müsait olup gelince onları da açabilirsem. Ama böyle uzun uzadı yatak kesersem daha güzel olur. Bunlar şimdi bu şekilde böyle güneşlensinler. Şimdi dolabımın üzerini sildim. Ama şu an burası ne dedi? Şimdi ne dedi? Dolabımın üzerini sildim. Buranın üzerine yataklarımı koyacağım. Normalde bunun üzerine dağınık durmasın, kötü durmasın diye hiçbir şey koymuyordum. Fakat şimdi artık mecburum. Bir şeyler ortalıkta duracağına, taşınıncaya kadar onları bırakacağım. Şu hurçları hazırladım. Üzerine zaten bunları, battaniyelerini, çarşafların ev resimleri hepsini yıkadım. Bunları böyle hurçlara koyup oranın üzerine koyacağım. Burada da yine aynı şekilde hurçlarım var. Üzerine ilave edeceklerim var. Şurada da benim yıkamış olduğum yorganların yüzleri çıktı. Bunları asacağım. Bir de yani şey yaparken bu yatakları çıkarırken şu battaniyeyi gördüm. Madame Coco'nun battaniyesiymiş. Almışım ama inan böyle bir battaniyemin olduğundan haberim bile yok. Dokusu çok güzel. Böyle tek kişilik bir battaniye. Bu da benim küçük kızımın battaniyesi olur. Büyüğünü almıştım zaten İngiliz ondan son zamanlarda. Bu da onun olur. Bunu da şimdi bir makineye atacağım. Çünkü daha etiketi üzerindeydi. Bu da çıksın. Her şeyi tertemiz bir şekilde götürmüş olayım. Ben bunları şimdi önce bir asayım. Hemen de bu diğer battaniyeyi de içerisine atayım. Bir de şöyle bir battaniye var. İşte kızımın o diğer battaniyesini yıkamışken bunu da atarım inşallah. Renkleri birbirine bulaşmaz. O da bordo rengi, bu da bordo rengi. Ama bu battaniyeyi bunu hiç kullanmadım ama bunu birine vereceğim. Çünkü çok fazla battaniye var hakikaten. Yani 10-15 tane herhalde battaniye rahatlıkla var. Yani yetişkin battaniyesi, çocuk battaniyeler de ayrıca bir sürü var. Bir kısmını ayırmam gerekiyor. Makinede benim yorgan, kılıflarım, çarşafları yıkanıncaya kadar diğerleri kurudu. Günlük kıyafetlerimi de yıkamıştım. Onları hemen topladım. Allah'tan ya bakın evet hava sıcak ama çamaşırları kurutma noktasında onun faydasını görüyoruz. Başka yerlere çamaşırlar asılıyor. Tabii hava nemli olduğu için kurumuyor bir türlü. Bizim böyle bir derdimiz yok hamdolsun. Geceleri de zaten idare ediyor geceleri. Hava serin oluyor. Neyse velhasıl bunları da astım çarşaflarımı. Orada da var. Hepsi böyle. Şimdi battaniyeleri attım. Battaniyeler yıkanıncaya kadar bu defa çarşafları toplayacağım. Bunları katlayıp kaldıracağım. Bu şekilde devam ediyor. Yalnız balkonda şu anda adım atacak yer yok. Ama şu an balkon var ya mis gibi, çiçek bahçesi gibi kokuyor. Çok güzel yumuşatıcı da üzerine döktüm. Bingo'nun zaten sıvı çamaşır deterjanı da çok güzel kokuyor. Böyle bunlar da bir kuruya dursunlar. Şimdi bunları makineye atmıştım. Bunlar da çıktı. Şimdi bu beyaz battaniye içine atacağım. Sonra yatak örtüm var. Onu yıkayacağım. İnşallah makine çok fazla zorlanmaz. Şu an ev darmadağın. Bir üstten size gösterecek olursam. Şöyle. Korkunç bir vaziyette. Ama bugün işlerin belli bir kısmını böyle hafifledim. Buranın içerisine kilimlerimi koydum. Ağzını kapattım. Onları da kaldıracağım. Bir yataklar aradan çıksın da. Çünkü dış cephe sorunu var. Yoksa evi toplamak için zamanım var benim. Zaten geri kalan evin diğer kısmı. Dolap işleri olsun, kıyafetler olsun. Onlar da evet mesai istiyor ama. En azından dış cephe yapılmadan benim yıkayacaklarımı yıkamam gerekiyor. Ay burada şey. Yastık kılıfı yere düşmüş. Onları kaldıracağım. Bir bakayım anneme bir sorayım bunların bu kadar dışarıda kalması yeterli mi diye. Kaç saattir kalmış orada. Çocuk odası da bu halde. Burada o yastıklarım var. Onları da yıkayacağım. Şurada benim minderlerim vardı. Onların yüzünü çıkardım. Onları da yıkayacağım ayrıca. Yani şimdi her yer dağınık gerçekten. Ama Allah'ın izniyle hepsinin de üstesinden geleceğiz. Çok güzel bir şekilde yıkayıp hepsini güzel bir şekilde paketleyeceğiz. Artık Allah'ın izniyle hayırlısıyla taşınmaya hazır hale gelecekler. Tabii salonda da yine aynı şekilde yastıklar var.
Bakın böyle bu şekilde bunlar da burada bekliyor. Bu da benim yer minderim. Onu da örtüsünü çıkardım. Onu da yıkayacağım. Zaten kullanmadık bunları temizler. Şuradaki hurcu bir silkeleyeyim. Ardından bu yastıklarımı içerisine tekrar geri koyacağım. Gördüğünüz gibi bu vaziyetteyiz. Şöyle yorganların bir de yastıkların kılıflarını topladım. Burada da iki tane çocukların çamaşırı var. Hepsini toplamadım. Bir tanesi biraz yere düştüğü için Allah'tan her yeri böyle deterjanlı suyla tertemiz yıkadım. Ondan sonra bezle de kuruttum. Onun kenarı daha kurumamıştı. O da öyle en köşede gördüğünüz gibi duruyor. Beyaz morlu olan. Battaniyelerimi bir tanesini buraya astım. Bir tane battaniyemi de buraya astım. Şuradaki yorganlar biraz daha beklesin. Annem biraz daha beklesin dedi. Biraz daha bekleteceğim. Ondan sonra yüzlerini çekeceğim. Güzelce onları da hurçlara koyup kaldıracağım. Bu tabii hem bahar temizliği oluyor hem de aynı zamanda taşıma. Benim için de kolay oldu yani. Bahar temizliğini yaptıktan sonra artık bunların yerine yerleştirmeyeceğim de hurçlara koyacağım. İkisini aradan çıkarmış oldum böylelikle. Kızlar, bizim dış cephe yapılacak bu hafta içerisinde. Ben de hemen hız verdim sınavlarım olmasına rağmen. Bütün bu yorganların yüzlerini yıkadım. Zaten tertemiz yorganlar kimse kullanmamış. Onları güneşe attım. Sabahtan 3-4 defa yıkamışım, kaldırmışım. Çamaşırları yıkadım, kaldırdım. Çarşafları yıkadım, kaldırdım. Şimdi battaniyelerimi astım. Ondan sonra burada da benim yorganların kılıfı kurudu. Buraya bıraktım. Diğeri de kurusun. Ondan sonra bunların bu battaniyelerini hepsini yıkadım. Buraya bıraktım. Aynı şekilde bunları da buraya bıraktım. Buradaki nevresimler hepsi de yıkandı. Oraya konuldu. Kilimlerimi de buraya bıraktım. Ondan sonra burada benim yastıklarım var. Şuradaki yastıkların hepsi yıkanacak. Burada benim o yer minderleri var ya, onların yüzlerini de yıkıyorum. Bu makine sabahtan kaç defa da kurudu. Allah'tan Diyarbakır'ın havası sıcak da hemen kuruyor. Beyaz bir tane battaniye var, orada yıkanacak. Şunların hepsini yıkayacağım. Ne var ne yok. Bakın. Bu yer minderleri de oraya koyacağım. İki tane o döşek var ya. Onları götürüp ananın evinde yıkayacağım onları. Şu anda benim bu dolabı tamamen boşaltmışım. Burada hiçbir şey yok. Burada da yok. Yan tarafta da yok. Ondan sonra onları, o ikisini de anaya vereceğim. Bir de burası da dolu. Burada da Nasrin annesinin bize verdiği yastıklar var. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane yastığım var. Ben bu yastıklar tertemizdir. Kimse kullanmamış. Zaten hurcun içindeydi. Bunları yıkamayı düşünmüyorum. Onları da alacağım. Bu hurcun içerisine koyacağım. Yani çok yoğunum. Yavaş yavaş eşyaları toplarken artık fazlalık olan ondan sonra diyelim ki bir üründen iki tane varsa, kullanmayacağım bir şey varsa onları ayırıyorum. En azından ihtiyaç sahipleri kullanmış olurlar. Bu ütü masası gördüğünüz gibi yepyeni. Ve ütüm de aynı şekilde. Çok razıyım. Hiçbir sıkıntısı yok. Tefal'in bir ütüsü. Ama eşim şöyle büyükçe bir ütü masası aldığı için ve buharlı bir ütü aldığı için bunu da şimdi ayırıyorum. En azından bizim ihtiyacımız yok. İhtiyacı olan birileri kullanmış olur böylelikle. Buradaki yastıkları da yıkayacağım. Yalnız bugün içi de boncuk elyaf. Bunları yıkayacağım. Fakat makine o kadar çok yorulacak ki sabahtan makine hiç durmadı. Çok fazla zorlayıp bozulmasını da istemem. Bunları da belki yarın yıkarım. Beyaz battaniyemi de içerisinden çıkardım. Pembe olan gül kurusu rengindeki yatak örtümü de sadece onun içerisine attım. Çünkü boncukları vardı zarar görmesin diye. Onu 400 dereceye aldım. Bu şekilde kısa yıkamada yıkadım onu. Makine onu yıkarken şöyle yorganlarımın hepsini de topladım. Yeterince zaten güneş aldılar. Beyaz battaniyemi de böyle astım buraya. Şimdi şurada yorganlarımı topladım. Yüzleri de diğerlerini götürdüm. Şunları da götüreyim. Üstten şöyle bir ütüleyeceğim. Ondan sonra yüzlerini çekeceğiz. Hurçlara koyacağız. Allah'ın izniyle bunlar da bu şekilde bitmiş oluyor.
Şöyle ütü masamızı kurduk. Onları böyle üstten bir kere basıyorsun, ütü uçuyor. Evet. Şu kırışıklık olmasın da. Şurada da var. Benim yorgan yüzlerim. Bir de diğeri. Azı bir tane daha vardı. O nerede? Bende var. Yok kızım, bunları bırak buraya. Şunları böyle bir ütüleyelim. Ondan sonra asacağız inşallah. Ama asacağız diyorum. Takacağız. Bu bitti. Bu da. Şimdi böyle büyükçe bir yorganımın yüzü vardı. Ben bu yorganı hiç kullanmadım. Bazı şeyler böyle biraz gizli saklı olunca bırakıyorsunuz tabii. Sonra çıkarıp bakmıyorsunuz. Ben bunu çok beğendim. Bunu inşallah Allah'ın izniyle bu kışın üzerimize örteriz. Yün bir yorgan zaten. Yorganlarını size gösterdim. Yün olması da daha sağlıklıdır. Biraz bakımı zor oluyor, temizlemesi falan. Aynı zamanda onu çıkarması, dikmesi çok zor. Ama böyle büyük şey olduğu için, yani büyük yatakları olur. Onun için bu yorganı bu sene inşallah kullanmak istiyorum. Desenleri de çok güzel. Sevgili kayınvalidemin bana hediyesi. Bir dakika. Ben henüz bu ütüyü kullanmayı bilmiyorum. Çünkü henüz hiç ütü yapmadım. Birazdan ben de bakarım. Çünkü ütülenmesi gereken bir sürü çamaşır da var. Onları da ayırdım ayrıca. Ve şimdi bunları ütülemeye devam edelim. Bu da benim annemin çeyizine vermiş olduğu çeyizlik yorganım. Bunun rengi ya de çok güzel. Buharın mı? Evet. Niye öyle? Biraz bekleyin, yüksek geliyor. Bak şimdi biraz idare etti yani. Az önce acaba şey olduğundan dolayı kablo... Şurayı ütüledik mi? Şu pire kısımlarını. Evet, bu kısmını. Böyle çok az veriyoruz. Bak şimdi biraz idare ediyor. Şöyle bırakınca tam düzeltelim ki böyle kırışık kalıp. Ha, yine düştü. Yani bakın şu kumaşları istediğiniz kadar yıkayın. Hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Yıllardır annemin evinde de kullanmış olduğumuz bunların hem yatak yorgan kılıfları var, hem de yastık kılıfları. Yani acı çamaşır suyla da yıkıyoruz. Yine aynı şekilde hiçbir şekilde bozulmuyor bunlar. Çok iyi, çok kaliteli. Şimdi burada bütün yorgan yüzlerimizi ütüledik. Ucumu da getirdim, ortaya koydum. Bu da çocukların bir yorganı. Bunun rengi çok güzel gerçekten. Orada da böyle küçük bir tane mindiri de var onun. Bir de hani nerede bizim bir tane miniş minderimiz daha vardı. Evet, o burada. Bunları hepsini burca koyacağız. Şimdi kaldıracağız. Tertemiz i̇şte oldular. Bunun yastığı da burada. Mis gibi oldu. Evet, onun bir de küçük bir yastığı var aynı zamanda. Şimdi bunları artık kuşlayalım bakalım. Önce bir yorganların yüzünü çekelim. Şimdi diyeceksiniz ki bu kuşları niye burada, niye kaldırmıyorsunuz? Ben yeni yeni şeyleri yıkıyorum. Ütülüyorum. İyice kurulandıktan sonra buranın içerisine bırakıyorum. Beyaz battaniye henüz kurumadı. Diğer battaniye kurudu ama beyaz battaniyenin alt tarafları henüz kurumadığı için onu böyle orada biraz kıvırdım, beklettim. Çünkü diğerini astım. Bizim yatak örtüsünü de astım. Oraya bıraktım. Şuraya da çocukların kıyafetlerini koydum. Aman kıyafetlerini diyorum. Çocukların işte küçük yastıklar, çocuklara ait olan battaniyeleri bıraktım. Şu battaniye de kurudu. Onu da içerisine koydum. Şimdi diğer yorganları kaldıracağım. Şu yorganlarımızın yüzünü de çektik. Bunu bıraktık. Şimdi diğerini de üzerine koyacağız. Şu diğerini bırakacakken baktık burası tekrardan böyle bayağı bir kırışmıştı.
şurası naylon olunca biraz fazla kırışıyor. Aldık hemen tekrardan ütü buradaydı. Hemen ütüledik. Şimdi bunu da hurcun içerisine koyacağım. Şu an sonra yapacağım. Şöyle içerisine koyalım. Bunu iki tane yeter mi, değil mi? Bunları artık kapatalım ancak. Zaten böyle iki tane yorgan içerisinde olsun yeterlidir. En azından battaniyeler bir yerde, çocuklarınki bir ayrı, bizimki ayrı, yorganlar da bir yerde olsun ki gerekirse bunları böyle hurçla beraber yükleye koyarız. Bir de bunu içerisine şimdi bu diğer yorganı da koyalım, öyle kapatalım. Son olarak şunu da içerisine koyduk. Buraya şimdi birkaç tane benim yastığım var. Onları da yıkayayım. Onları da içerisine koyayım. Öyle kaldıracağım. Şu anda akşam herhalde saat 10 civarı. Hala bu saate kadar durmadık. Durmadan çamaşır yıka az. Ondan sonra ütüleneceklerin hepsini ütüledik. Ütüsüz hiçbir şey bırakmadık. Son olarak da burada gördüğünüz gibi benim yatak örtüm var. Onu da ütüledim güzelce. Bakın ama onun dışında hala ütülenecek bir sürü kıyafet var. Bunların da ütülenmesi gerekiyor. Çok fazla olduğu için leğene koydum. Şöyle yatak örtümü güzelce ütüledim. Bu benim çeyizimdeki yatak örtüm. Neredeyse 8-9 yıllık. Onu da şimdi buraya koyacağım. Normalde bunu yatağın altına koydum, kullanıyordum. Ama tabii dediğim gibi artık yıkadık. Taşıma durumu da olduğundan dolayı böyle kutusunda muhafaza edip o şekilde götüreceğim. Burada da hala gördüğünüz gibi şurada benim beyazlarım var. Günlük beyaz kıyafetler. Onları attım makinaya. Aynı zamanda burada yastık yüzleri var. Temizdi ama yine de dedim ki annemin dediği gibi kokusu hoş olsun. Hepsini makinaya attım. Burada da yine aynı şekilde seccadelerin hepsini de yıkayacağım. Burada beyaz bir seccadem var. Onu da beyazlarla beraber yıkayacağım. Şurada benim kızımın beşini uyku seti var. Onu da yıkayacağım. Hemen şurada burada da yastıkları görüyorsunuz. Bu yastıkları da artık herhalde bugün iki tanesini atarım. Diğerlerini bırakırım. Makineyi de çok fazla yormak istemiyorum. Allah muhafaza bozulmasın şimdi. Yani bunlar da herhalde 4 defa makine girecek. Evet, toplam 8 tane falan. Küçükleri saymıyorum. Küçükleri işte. İki tanesini biri olarak sayıyorum. Bunları da dediğim gibi 4 defa makineye atacağım. Ondan sonra bunlar kurulansın. Bazılarını dökeceğim, çırpacağım, dikeceğim, kılıflarını örteceğim. Bunlar da hurcun içerisine girecekler inşallah. Bunu da güzelce kutuya koydum. Kılıflarını alta koydum, bunun üstte koydum. Bu şekilde. Bunu da kapatalım bakalım. Tamamdır bu da.